8. Bölüm Tövbe. Tövbe kadın erkek her Müslümana vaciptir. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların önlerinden ve sağlarından amellerinin nurları aydınlatıp gider de, ey Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla, çünkü sen her şeye kadirsin derler. Ayette geçen tövbe edin emri vücub içindir. Yine Allah Celle Celaluhu buyurur. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar fasıkların, yoldan çıkan kimselerin ta kendileridir. Kulların Allah'ı unutması, ona verdikleri ahdi unutmaları, gönderdiği ilahi kitabı bir kenara atmalarıdır. Allah'ın onlara kendilerini unutturması ise, Allah'a verdikleri ahdi ve Kur'an-ı Kerim'i bir kenara atan kimselere, içinde bulundukları hali unutturması ve bu sebeple içinde bulundukları kötü durumdan çıkıp, hayırlı amelleri işleyecek anlayıştan mahrum olmaları demektir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim Allah'a kavuşmaktan hoşlanırsa, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanır. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz. Biraz önce okuduğum ayet-i kerimede geçen, onlar fasıkların ta kendileridir cümlesi ile kastedilen kişiler, Allah'a verdikleri ahdi bozan ve günah işlemeyi tabi bir yol haline getirerek hidayet, rahmet ve mağfiret yolunu terk etmiş kimselerdir. Fasıklar iki kısımdır. Kafir fasıklar ve facir fasıklar. Kafir fasıklar Allah'a ve peygambere inanmazlar. Hidayet yolundan çıkarak sapıklık yolunu tutanlardır. Nitekim Rabbimiz buyurur. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Yani Rabbine iman ederek emrini tutma yolunu terk etti demektir. Facir fasıklar içki içen, haram yiyen, zina yapan, Allah'a isyan eden ve böylelikle ibadet yolundan çıkarak günahlara dalan, ancak Allah'a şirk koşmayan kimselerdir. İkisi arasındaki fark, ölmeden önce kelime-i şehadet getirip tövbe etmedikçe kafir fasıkların affa uğrama umudu yoktur. Facir fasıklar ise ölmeden önce pişman olup tövbe ettikleri takdirde affa uğramaları umulur. Çünkü nefsin heva ve hevesinden kaynaklanan her günahın affedilme umudu vardır. Fakat kibirden kaynaklanan hiçbir günahın affedilme umudu yoktur. İblisin işlediği günahın aslı kibir ve gurura dayanıyor. Ey mümin kardeşim! O halde sana düşen Allah-u Teala'nın kabul etmesini umarak ölmeden önce tövbe etmektir. Nitekim Rabbimiz buyurur. O, kulların tövbesini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Yani tövbeyi kabul etmek suretiyle yaptığınız kötülüklere ceza vermekten vazgeçer. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur. Günahlarına tövbe eden kişi hiç günah işlememiş gibidir. Anlatıldığına göre adamın biri her günah işlediğinde o günahı bir deftere yazardı. Yine bir gün bir günah işler ve yazmak için defterini açar. Fakat günahlarını kaydettiği defterin sayfalarında şu ayetten başka bir şey bulamaz. Ancak tövbe edip iyi davranışlarda bulunanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Yani şirkin yerine imanı, günahın yerine affı, masiyetin yerine ibadet ve taatı koyar demektir. Yine anlatıldığına göre Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Medine sokaklarında gezerken elbisesinin içinde içki şişesi taşıyan bir gençle karşılaşır.
Hazreti Ömer radıyallahu anh gence, "Ey delikanlı, elbisenin altında ne var?" diye sorar. Elbisenin altında şarap bulunmaktadır. Ancak utancından şarap olduğunu söyleyemez. İçinden şöyle dua eder: "Allah'ım, beni Ömer'in karşısında mahcup etme. Rezaletimi ortaya dökme. Ayıbımı ört. Bundan sonra asla içki içmeyeceğim." Bunun arkasından delikanlı şöyle der: "Ey müminlerin emiri, elbisemin altında taşıdığım sirkedir." Hazreti Ömer "göster bakayım" deyince delikanlı elbisesinin altındaki şişeyi çıkarır, şişenin içindeki gerçekten de sirkedir. Görüyorsun ki kuldan korkusundan dolayı samimiyetle tövbe eden kişinin şişesindeki şarabı Cenab-ı Hak sirkeye dönüştürdü. Öyleyse hiçbir hayırlı ameli bulunmayan müflis bir kul samimi olarak tövbe eder ve işlediği günahlarına pişmanlık duyarsa, Allah-u Teala tıpkı şişedeki şarabı sirkeye dönüştürdüğü gibi o kişinin günahlarını da ibadete dönüştürür. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatır: "Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yatsı namazını kıldıktan sonra dışarı çıktım. Yolda yürürken önüme bir kadın çıktı. Bana, "Ey Ebu Hureyre, bir günah işledin. Acaba benim için bir tövbe yolu var mı?" diye sordu. Ben, "İşlediğin günah nedir?" diye sordum. Kadın, "Ben zina yaptım. Zinadan doğan çocuğumu da öldürdüm." dedi. Ben dedim ki, "Sen helak oldun. Bir canı da helak ettin. Vallahi senin için tövbe yolu yoktur." Bunun üzerine kadın bayılıp yere düştü. Ben de yoluma devam ettim. Sonra giderken kendi kendime, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızda duruyorken ben nasıl fetva veriyorum?" dedim. Dönüp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve durumu haber verdim. Buyurdular ki, "Hem sen mahvoldun hem de o kadını mahvettin. Yine onlar ki Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın haram kılacağına haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahı bulur. Kıyamet günü azabı kat kat artırılır ve o azapta alçaltılmış olarak devamlı kalır. Ancak tövbe edip iyi davranışta bulunanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Şu ayetlerde buyurulanlar nerede, senin tutumun nerede? Hemen dışarı çıktım ve az önce benden bir konuda fetva isteyen kadının yanına beni kim götürecek diye sordum. Çocuklar Ebu Hureyre delirmiş diyorlardı. Nihayet kadını buldum ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği fetvayı kadına bildirdim. Kadın sevincinden bir çığlık attı ve dedi ki, "Benim bir bahçem var. Onu Allah ve Resulü için sadaka olarak veriyorum." Utbetül Gulam adında biri vardı. Bu kişi günah ve isyan batağına düşmüş, kötülük, sarhoşlukla meşhur olmuş biriydi. Bir gün Hasan-ı Basri radıyallahu anh'ın meclisine geldi. Hasan-ı Basri radıyallahu anh şu ayeti kerimeyi tefsir ediyordu: "İman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış kimselerdir." Yani kalplerinin korkacağı vakit hala gelmedi mi? Hasan-ı Basri radıyallahu anh ayeti tefsir ederken gayet etkili bir vaaz yaptı ve bütün insanları ağlattı. Aralarından bir genç kalktı ve, "Ey müminlerin müttakisi, Allah-u Teala benim gibi fasık ve günahkar birinin tövbesini kabul buyurur mu?" diye sordu. Hasan-ı Basri radıyallahu anh, "Evet ey delikanlı, Allah-u Teala tövbe ettiğin takdirde senin gibi isyankar ve günahkarı da affeder." dedi. Utbetül Gulam bu sözleri duyunca benzi sarardı, bütün vücudunu bir titreme tuttu, bir nara attı ve bayılarak yere düştü. Ayılınca Hasan-ı Basri radıyallahu anh yanına yaklaştı ve şu beyitleri okudu: "Ey arşın Rabbine isyan eden delikanlı, bilir misin nedir günahkarların cezası? İsyankarlar için alevli ateş, hem alev sesi,
hem öfke tutuldukları gün onların nahiyesi. Eğer bu ateşe dayanabileceksen isyan et, değilse günahları terk et. İşlediğin günahlar yüzünden kendini rehin verdin, kurtulmaya çalış. Bunları dinleyen Utbe daha büyük bir nara attı ve bayılarak yere düştü. Ayılınca dedi ki, ey üstad, çok esirgeyici olan Allah benim gibi günah batağına batmış birinin tövbesini kabul eder mi? Hasan-ı Basri radıyallahu anh, günahkar kulun tövbesini bağışlayıcı Rab'den başka kim kabul edebilir ki diye karşılık verdi. Utbetül Gulam sonra başını kaldırdı ve üç dua yaptı. Birincisi, Allah'ım, eğer tövbemi kabul buyurup günahlarımı affettiysen bana anlama ve anladıklarımı hafızamda tutma gücü ver. Böylece Kur'an-ı Kerim ve ilim adına dinlediğim her şeyi öğrenip aklımda tutabileyim. İkincisi, Allah'ım, bana öyle güzel bir ses ver ki benim sesinden Kur'an-ı Kerim'i dinleyenler kalpleri kas katı olsa bile kalplerindeki rikkat artsın. Üçüncüsü, Allah'ım, bana helal rızık nasip et ve beni ummadığım yerden rızıklandır. Cenab-ı Hak onun bu üç duasını kabul buyurdu. Anlayışı ve hıfzı arttı. Onun Kur'an-ı Kerim'i okuduğunu dinleyenler hemen tövbe yoluna girdiler. Her gün kapısı önüne bir tas çorba ve iki pide konurdu. Bunları kimin getirdiğini hiç kimse bilmiyordu. Bu durum ölünceye kadar devam etti. İşte günahlarını terk edip gönülden bağlanarak Allah'a yönelenlerin hali böyledir. Çünkü Allah-u Teala iyi amel işlemeye yönelenleri mükafatsız bırakmaz. Alimlerden birine şöyle sorarlar. Bir kişi tövbe ettiğinde bu tövbenin kabul edilip edilmediğini bilebilir mi? Alim şöyle cevap verdi. Bu konuda kesin bir hüküm verilemez. Fakat kabul edildiğinin bazı alametleri vardır. Bunlar, kişinin kendisini günah işleme arzusundan uzak görmesi, kalbindeki ferahın zail olduğunu ve her şeyde Allah'ın varlığını görmesi, iyi ve hayırlı kişilerle birlikte olup günahkarlardan uzak durması, dünya malının azını çok, ahiret amelinin çoğunu az görmeye başlaması, kalbin sürekli Allah'ın farz kıldığı amellerle meşgul olması, dilini lüzumsuz konuşmalardan uzak tutması, devamlı tefekkür hali üzere bulunması, geçmişte işlediği günahlardan dolayı devamlı pişmanlık duymasın. 9. Bölüm Muhabbet ve Salavatın Fazileti. Anlatıldığına göre adamın biri çölde giderken gayet çirkin bir surat görür. Sen kimsin diye sorar. O çirkin surat, ben senin çirkin amelinim der. Senden kurtulmanın yolu nedir diye tekrar sorar. Der ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirmek. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bana getirilen salatu selam sırat üzerinde nurdur. Kim bana cuma günü 80 defa salatu selam getirirse, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onun 80 yıllık günahını affeder. Yine anlatıldığına göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirmekten gafil olan biri rüyasında Efendimiz'i görür. Fakat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona hiç iltifat edip bakmaz. Adam der ki, ey Allah'ın Resulü, bana kızgın mısınız? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır der. Adam, o halde neden bana bakmıyorsun diye sorar. Hazreti Peygamber, çünkü seni tanımıyorum diye cevap verir. Adam, beni nasıl tanımazsın? Ben senin ümmetinden bir kişiyim. Halbuki alimler senin ümmetinden olan birini ananın evladını tanımasından daha iyi tanıdığını söylerler. Hazreti Peygamber, alimlerin söylediği doğrudur. Fakat sen salatu selam getirmek suretiyle beni hiç hatırlayıp anmadın. Çünkü benim ümmetimi tanımam,
onların bana getirdikleri salatu selam nispetindedir diye cevap verir. Adam bu sözler üzerine kendine gelir ve her gün Hazreti Peygamber'e 100 defa salatu selam getirmeye söz verir ve bunu da yerine getirir. Bir süre sonra Hazreti Peygamber'i tekrar rüyasında görür. Efendimiz buyururlar ki, şimdi seni tanıyorum ve senin için şefaat edeceğim. Çünkü artık o kişi Hazreti Peygamber'in sevgisiyle dopdolu olmuştu. Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyurur. Resulüm de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derecede bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Ayet-i kerimenin iniş sebepleri arasında şu hadise zikredilir. Hazreti Peygamber Ka'b bin Eşref ve arkadaşlarını İslam'a davet etmişti. Onlar da şöyle dediler. Bizler Allah'ın oğulları sayılırız ve onu da çok severiz. Onların bu sözleri üzerine bu ayet-i kerime indi. Yani Allah'ı seven kişi, onun dini üzere elçilik görevini yerine getiren peygambere uyması gerekir. Hazreti Peygamber Allah'ın bir hücceti ve ona uymak Allah'a olan sevginin gözle görünür bir göstergesidir. Peygambere uymak aynı zamanda Allahu Teala'nın kulları sevmesinin ve onları bağışlamasının da yoludur. Müminlerin Allah'ı sevmesi, emirlerine uymak, ibadetleri yerine getirmek ve rızası peşinde koşmakla elde edilir. Allah'ın müminleri sevmesi ise engin rahmet ve lütfu ile onları övmesi, onlara sevaplar vermesi, günahlarını affetmesi, onlara bol bol ihsanlarda bulunması şeklinde tecelli eder. İmam-ı Gazali radıyallahu anh İhya-u Ulumiddin isimli eserinde şöyle der. Şu dört şeyi yapmadan dört şeyi iddia eden kişi yalancıdır. Kim cenneti sevdiğini iddia eder de ibadetleri yerine getirmezse o kişi yalancıdır. Kim Hazreti Peygamber'i sevdiğini iddia eder fakat alimleri ve fakirleri sevmezse o kişi yalancıdır. Kim cehennemden korktuğunu iddia eder fakat günahları terk etmezse o kişi yalancıdır. Kim Allah'ı sevdiğini iddia eder fakat başına gelen belalardan şikayetçi olursa o kişi yalancıdır. Nitekim Rabiatül Adeviye şöyle der. Allah'a isyan eder, sonra da onu sevdiğini söylersin. Yemin ederim ki bu açıkça terstir prensiplerine akılın. Eğer sevdiğine sadık olsaydın ona itaat ederdin. Elbette sevdiğine itaat eder seven. Gerçekten de sevginin alameti sevdiğine uymak ve sevdiğinin hoşuna gitmeyen hareketlerden kaçınmaktır. Bir gün İmam Şibli radıyallahu anh'ın yanına bir topluluk gelir. Şibli onlara sorar. Siz kimsiniz? Biz senin sevenleriniz derler. Şibli onlara döner ve onları taşlamaya başlar. Yanından kaçmaya başladıklarını görünce sorar. Niçin benden kaçıyorsunuz? Eğer beni seven kişiler olsaydınız benim belamdan kaçmazdınız. Sonra Şibli radıyallahu anh şöyle der. Muhabbet ehli sevgi kasesinden içerler, şehirler ve yeryüzü onlara dar gelir. Allahu Teala'yı hakkıyla tanır, azametinden korkarlar. Kudreti karşısında şaşırıp kalırlar. Onun sevgi kasesinden içerler, onun ünsiyet denizinde boğulurlar. Ona münacaat ile zevklere dalarlar. Sonra şu şiiri söyledi. Mevlam, sevgini hatırlamak sarhoş etti beni. Seni sevip de sarhoş olmayanı hiç gördün mü? Söylendiğine göre deve sevgiyle sarhoş olduğu zaman 40 gün yemek yemez. Önce götürdüğünden daha fazla yük yüklense tınmadan taşır. Çünkü kalbine sevgilisinin muhabbeti düştüğü zaman yeme arzu etmez. Sevdiğine kavuşma iştahıyla ağır yükleri aldırmaz. Ey insan! Görüyorsun ki bir deve sevdiğine kavuşmak için
nefsinin arzularını gemleyerek yemeği içmeyi terk etmekte, ağır yüklere tahammül etmektedir. Acaba sen haram kılınmış olan arzularını Allah için terk ediyor musun? Allah aşkı için hiç yemeği içmeyi terk ettiğin oldu mu? Allah aşkı için hiç nefsine ağır yükler yükledin mi? Eğer bu söylenenlerden hiçbirini yapmadıysan, sen ne dünyada, ne ahirette ve ne insanların yanında, ne de Allah katında faydası olmayan manasız boş bir iddia peşindesin. Hazreti Ali kerramallahu veçhe şöyle der: cennete arzulu olan hayırlı amellere koşar. Cehennemden korkan nefsini kötü arzulardan alıkor. Ölümün kaçınılmaz olduğunu bilen dünya lezzetlerini önemsemez. İbrahim el-Havvas'a muhabbeti soranlar cevaben der ki: nefisten kaynaklanan istekleri yok etmek, süfli sıfat ve istekleri yakmak ve nefsi işaretler denizinde boğmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Cenab-ı Hak bir kuş yarattı. Bunun bir kanadı doğuda ve bir kanadı ise batıdadır. Başı arşın altında, ayakları ise yedinci kat yerin altındadır. Bu kuşun üzerinde Allahu Teala'nın yarattıkları sayısınca tüy vardır. Ümmetinden bir erkek veya bir kadın bana salatu selam getirdiği zaman Allahu Teala bu kuşa arşın altında bulunan nurdan denize dalmasını emreder. Kuş nur denizine dalar ve kanatlarını çırpar. Kuşun her bir kanadından bir damla damlar. Allahu Teala bu damlaların her birinden bir melek yaratır ve o kişi için kıyamet gününe kadar istiğfar ederler. Hikmet sahibi bir zat der ki: bedenin selameti az yemekte, ruhun selameti günahların azlığında ve dinin selameti de yaratılmışların en hayırlısına salatu selam getirmektedir. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: kim benim üzerime bir defa salavat getirirse, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu salavat getiren kişinin nefesinden beyaz bir bulut yaratır. Allahu Teala Celle Celaluhu sonra buluta rahmet deryasından su almasını emreder, daha sonra da yağmur yağdırması emrini verir. Allahu Teala Celle Celaluhu o buluttan yere düşen her damladan altın, dağlara düşen her bir damlasından gümüş yaratır. O buluttan hangi kafirin kafasına bir damla düşerse, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onu iman nimetiyle rızıklandırır. Muhammed bin el-Münkedir'den rivayet edilir: babamın şöyle dediğini işittim. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh tavaf ederken bir adamın her adımda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirdiğini görür. Ona şöyle der: ey kişi, sen tesbih ve tehlili bırakmış, sadece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getiriyorsun. Acaba bu hususta bir bildiğin mi var? Bu soru üzerine adam şöyle cevap verir: affedersiniz, acaba siz kimsiniz? Ben Süfyan-ı Sevri'yim. Adam: şayet sen zamanın büyük zahitlerinden olmasaydın, halimi sana anlatmaz, sırrımı sana açıklamazdım. Şimdi anlatayım da dinle. Babamla birlikte Beytullah'ı hac etmek için yola çıkmıştık. Birkaç menzil yol aldıktan sonra babam hastalandı. Ben de onun yanında kalarak kendisiyle ilgilendim. Nihayet vefat etti ve yüzü simsiyah kesildi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyerek yüzünü örttü. Derken bir uyku bastırdı ve hüzünlü bir şekilde uyudum. Rüyamda ondan daha güzel yüzlüsünü, daha temiz giyimlisini ve daha da güzel kokulusunu görmediğim birini gördüm. Yavaş yavaş gelerek babamın yanına sokuldu. Yüzündeki örtüyü açtı, elleriyle yüzünü sıvadı. Babamın yüzü bembeyaz oldu. Sonra dönüp gitti. Ben onun elbisesine asılarak dedim ki: ey Allah'ın kulu,
Sen kimsin ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu senin vasıtanla şu gurbette babama ihsanda bulundu? Buyurdu ki, ben kendisine Kur'an-ı Kerim indirilen Muhammed bin Abdullah'ım. Babanın durumuna gelince o günahkar biriydi. Fakat bana çokça salat ve selam getirirdi. Başına o hal gelince benden yardım istedi. Ben bana çokça salat ve selam getirenlerin yardımına koşarım. Sonra uyandım, baktım babamın yüzü bembeyaz olmuştu. Ebu Cafer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Kim bana salavat getirmeyi unutursa, cennetin yolunu şaşırır. Rivayet edildiğine göre, bir gün Cibril aleyhisselam, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, gökte taht üzerinde bir melek gördüm. Etrafında 70.000 melek saf halinde durmuş, ona hizmet ediyorlardı. O meleğin her nefesinden Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir melek yaratmaktaydı. Fakat şimdi o meleği Kaf Dağı üzerinde kanadı kırılmış ve ağlar durumda gördü. Beni görünce dedi ki, benim için şefaatçi olur musun? Suçun nedir diye sordu. Miraç gecesi tahtımın üzerindeydim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana uğradığında kalkıp onu karşılamadım. Allahu Teala Celle Celaluhu beni şu görmüş olduğun şekilde cezalandırdı. Ben de o melek için Allah'a yalvarıp yakardım ve şefaatçi oldum. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Ey Cebrail, ona söyle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat ve selam getirsin. O melek sana salat ve selam getirdi. Allahu Teala Celle Celaluhu da onu affederek kırık kanatlarını tekrar eski haline getirdi. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Musa aleyhisselama şöyle vahyetti. Ey Musa, eğer benim sana konuştuğun sözün diline, kalbinden geçenlerin kalbine, ruhunun bedenine, görme gücünün gözüne ve işitme duygunun kulağına olan yakınlığından daha yakın olmamı istiyorsan, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme çokça salat ve selam getir. Allahu Teala bir ayette şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Burada yarından kastedilen kıyamet günü için yapılması gereken hazırlıktır. 10. Bölüm Aşk. Sevgi, insan yapısının haz veren bir şeye meyletmesidir. Eğer bu yönelme güçlenip kuvvetlenirse aşk ismini alır. Bu duygu kişiyi sevdiğine kul yapar ve servetini onun yolunda harcar. Züleyha'nın Hazreti Yusuf aleyhisselama olan sevgisinin ne derecelere vardığı herkes tarafından bilinir. Malını mülkünü, hatta güzelliğini onun aşkı uğrunda harcadı. 70 deve yükü mücevher ve gerdanlığı vardı. Hepsini de Yusuf aleyhisselama olan aşkı için dağıttı. Öyle ki ben bugün Yusuf'u gördüm diyen kimseye onu zengin edecek değerde gerdanlık veriyordu. Böyle dağıtarak elinde hiçbir şey kalmadı. Artık her şeyi Yusuf diye çağırmaya başlamıştı. Aşkı o derecede ileri gitmişti ki Yusuf kelimesi dışında her şeyi unutmuştu. Başını semaya kaldırdığında yıldızların üzerinde Yusuf isminin yazılı olduğunu görürdü. Rivayete göre Züleyha iman edip Hazreti Yusuf aleyhisselam ile evlendikten sonra artık ondan ayrı yaşamaya başlamıştı. Kendisini ibadete vermiş, Allahu Teala'dan başka her şeyden ilişkiyi kesmişti. Öyle ki Yusuf aleyhisselam kendisini gece yatağa davet etse gündüze atar, gündüz davet etse geceye erteler ve şöyle derdi. Ey Yusuf! Ben Allah'ı tanımadan önce seni sevmiştim. Ancak onu tanıyınca onun sevgisi başkasının sevgisine yer bırakmadı. Onun yerine hiçbir şeyi koyamam. Nihayet Yusuf aleyhisselam Züleyha'ya şöyle dedi.
seninle evlenmemi bana Allahu Teala emretti. Senden iki çocuğum olacağını ve onlara peygamberlik verileceğini bana bildirdi. Bunun üzerine Züleyha dedi ki, madem Allah sana böyle bir emir verdi ve beni de buna vasıta olarak seçti, bana da Allah'ın emrine icabet etmek düşer. Bundan sonra Züleyha kendisini Yusuf aleyhisselama teslim etmiştir. Leyla ile Mecnun'un hikayesi de meşhurdur. Mecnun'a sorarlar, ismin nedir? Leyla diye cevap verir. Yine bir gün derler ki, Leyla ölmedi mi? Leyla benim kalbimde, ölmedi. Ben Leyla'yım. Mecnun bir gün Leyla'nın evinin yanına gelir ve semaya doğru bakar. Derler ki, ey Mecnun, semaya bakma. Leyla'nın evinin duvarına doğru bak. Belki onu görürsün. Gölgesi Leyla'nın evi üzerine düşen yıldız bana kafidir diye cevap verir. Hallacı Mansur radıyallahu anh'ı 18 gün hapsederler. Şibli radıyallahu anh yanına gelir. Ey Mansur, muhabbet nedir diye sorar. Bugün sorma, bana yarın sor diye cevap verir. Ertesi günü hallacı zindandan çıkarırlar ve idam etmek üzere meydana getirirler. Bu sırada Şibli gelip karşısına dikilir. Mansur ona şöyle seslenir. Ey Şibli, muhabbetin başı yanmak, sonu ise ölümdür. Hallacı Mansur'un nazarında Allah'tan başka her şeyin fani ve batıl olduğu kesin bir kanaat haline gelince, hak ve gerçek varlığın sadece Allahu Teala olduğunu anlayınca, nefsinde hak ismi yerleşmiş olduğundan kendi ismini unutmuş, kendisine sen kimsin diye sorduklarında ben hakkım diye cevap vermişti. Gerçek muhabbet, sevgi şu üç şeyde belli olur. Sevdiğinin sözünü başkalarının sözüne tercih eder. Sevdiğinin meclisinde bulunmayı başka meclislerde bulunmaya tercih eder. Sevdiğinin rızasını kazanmayı başkalarının rızasına tercih eder. El-Münteha isimli kitapta böyle geçer. Denilir ki aşk perdeyi yırtmak ve sırları açığa çıkarmaktır. Vecd ise zikrin tadına varıldığı anda ruhun şevkteki aşırılığa katlanamamasıdır. Öyle ki vücudun bir azası kesilse ne duyar ne de hisseder. Adamın biri Fırat nehrinde yıkanıyormuş. Bu arada bir kişinin ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar mealindeki ayeti okuduğunu duymuş. Ayetin verdiği korkunun etkisiyle boğularak ölmüş. Muhammed bin Abdullah el-Bağdadi anlatır. Basra'da bir genç gördü. Yüksek bir çatıya çıkmış, insanlara şöyle diyordu. Aşkı uğrunda ölmek isteyen işte böyle ölür. Uğrunda ölünmeyen aşkın bir değeri yoktur. Sonra kendisini aşağı attı ve öldü. Halk cenazesini kaldırıp defnetti. Cüneyd-i Bağdadi radıyallahu anh der ki, tasavvuf benlikten kaynaklanan arzu ve görüşü terk etmektir. Zehr-ül Riyaz'da anlatıldığına göre Zünnun-u Misri radıyallahu anh bir gün Mescid-i Haram'a gider. Bir de bakar ki sütunlardan birinin altında bir genç çıplak olarak uzanmış hasta yatmaktadır. Genç yanık bir kalple inlemektedir. Zünnun gence yaklaşır, selam verir ve sorar. Sen kimsin ey delikanlı? Ben garip bir aşığım diye cevap verir. Ne demek istediğini anlamıştım. Dedim ki, ben de senin gibiyim. Bunun üzerine ağlamaya başladı, ağlaması beni de ağlattı. Dedi ki, sen de mi ağlıyorsun? Ben de senin gibiyim dedim. Bu sefer daha yüksek sesle ağlamaya başladı. Sonra gayet yüksek sesle büyük bir sayha attı ve o anda ruhunu teslim etti. Elbisemle üzerini örttüm, kefen almak için yanından ayrıldım. Kefen satın alıp geldiğimde genci yerinde göremedim. Kendi kendime Subhanallah dedim. Sonra gaybden şöyle bir ses işittim. Ey Zünnun, bu öyle garip biridir ki onu dünyada şeytan aradı bulamadı. Malik aradı göremedi. Cennette Rıdvan aradı bulamadı. Peki nerededir o dedim. Gaybden şöyle sesinildiğini işittim. Muhabbeti, ibadetinin çokluğu,
ve tövbe etmekte çok acele etmesi sebebiyle onlar güçlü ve yüce Allah'ın huzurunda hak meclisindedir. Şeyhlerden birine muhabbet nedir, hali nasıldır diye sordular. Şöyle cevap verdi. İnsanlarla çok az münasebeti olur. Vaktinin çoğunu halbette Rabbi ile baş başa geçirir. Devamlı tefekkür hali üzeredir. Görünüşü sessizdir. Baktığı zaman görmez, çağrıldığı zaman işitmez. Kendisiyle konuşulduğu zaman anlamaz. Başına bir musibet geldiğinde üzüntü duymaz. Açlığını hissetmez. Bir yeri açılsa farkına varmaz. Ağır söz söylense de korkmaz. Yalnız kaldığı yerlerde Allah'a nazar eder. Ona ünsiyet eder ve münacatta bulunur. Dünya ehli ile dünyalık için çekişmeye girmez. Ebu Turab en-Nahşebi muhabbet hakkında şu beyitleri söylemiştir. Sakın aldanma, muhabbetin alametleri vardır. Sevene sevgili tarafından verilmiş bazı armağanlar. Biri acı belaları nimet kabul etmesi, sevgiliden gelen her şeye sevinç göstermesi, onun engel olması makbul bir atiye, yoksulluk bir ikram, peşin bir hediye. Delillerden biri ısrarla azarlansa bile azimli görünmesi sevgiliye itaatte. Delillerden biri güzel yüzlü görünmesi, kalbi sevgili hakkında endişeli olsa bile. Delillerden biri anlayışlı görünmesi, sevgilinin katında itibarlı birinin sözlerini. Delillerden biri de zahidane görünmesi, söylediği her sözü iyice ölçüp biçmesi. Bir gün İsa aleyhisselam bahçe sulamakta olan bir gence rastlar. Genç şöyle der. Muhabbetinden zerre kadarını bana vermesi için Rabbinden istekte bulun. Hazreti İsa sen zerre miktarı muhabbete dayanamazsın diye cevap verir. Genç zerrenin yarısı kadarını iste der. Hazreti İsa aleyhisselam Allah'ım bu gence zerrenin yarısı kadar muhabbet ihsan et diye dua eder. Bu duadan sonra İsa aleyhisselam oradan ayrılır. Uzun bir süre geçtikten sonra o gencin bulunduğu mahalleye uğrar ve genci sorar. Derler ki delirdi, dağlara çıktı. Hazreti İsa genci kendisine göstermesi için Allahu Teala'ya dua eder. Genci dağ başında bir kaya üzerinde ayakta semaya yönelmiş olarak bulur. İsa aleyhisselam gence selam verir fakat genç selamı almaz. Ben İsa'yım der fakat yararı olmaz. Bu esnada Hazreti İsa aleyhisselama şöyle vahiy gelir. Ey İsa, kalbinde zerrenin yarısı kadar benim muhabbetim bulunan biri insanların sesini nasıl işitir? İzzetim ve celalim hakkı için sen onu testereyle ikiye bitsen dahi farkına varmaz. Şu üç şeyden kendisini kurtarmadan üç şeyi iddia eden kimse kendisini aldatır. Zikrullah'ın çok tatlı olduğunu iddia eder fakat dünyayı da sever. Amellerde ihlaslı olmaktan hoşlandığını iddia eder fakat insanların kendisini yüceltmesinden de hoşlanır. Yaratıcıya muhabbet beslediğini iddia eder fakat nefsini terbiye edip aradan çıkarmaz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, öyle bir zaman gelecek ki ümmetim beş şeyi sevecek ve beş şeyi unutacak. Dünyayı sevecekler, ahireti unutacaklar. Dünya malını sevecekler, ahirette hesap vereceklerini unutacaklar. Halkı sevecekler, Halık'ı unutacaklar. Günahları sevecekler, tövbeyi unutacaklar. Sarayları sevecekler, kabri unutacaklar. Mansur bin Ammar bir gence şöyle öğüt verir. Ey delikanlı, gençliğin seni aldatmasın. Nice gençler vardır, uzun emel kurar, ölümü hatırlamaz da yarın ertesi gün tövbe ederim der. Fakat o tövbeyi unutup gaflet içinde uyanılırken aniden ölüm meleği karşısına dikilir ve kendisini kabir çukurunda buluverir. Artık ona ne mal, ne hizmetçi, ne evlat, ne ana, ne de baba bir fayda verebilir.
Nitekim Yüce Allah Celle Celaluhu buyurur: O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim, temiz bir kalp ile gelenler o günde fayda bulur. Allah'ım, bizlere ölmeden önce tövbe etmeyi nasip eyle. Gaflete düştüğümüzde bizleri uyar. Peygamberlerin en şereflisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine bizleri nail eyle. Amin. Müminin vasfı şudur: günah ve kusur işlediğinde hemen gününde, hatta o saatte derhal tövbe eder. İşlediği günahtan dolayı pişmanlık duyar. Dünyalık için ihtirasa kapılmaz. Karnını doyuracak rızka rıza gösterir. Dünyalıklarla fazla meşgul olmaz. Bunun yerine ahirete hazırlık yapar, ihlasla Allah Celle Celaluhu için ibadet eder. Çok cimri ve münafık bir adam varmış. Bu adam hiç kimseye sadaka vermemek üzere karısına yemin verdirmiş, verirse boşayacağını söylemiş. Bir gün kapılarını bir dilenci dikilmiş ve "Ey ev halkı, Allah hakkı için bana bir şeyler verin" demiş. Evin hanımı da kalkıp 3 çörek vermiş. O münafık dilenciyi yolda görmüş ve "Bu çörekleri sana kim verdi?" diye sormuş. Dilenci "Şu evin hanımı verdi" diye kendi evini göstermiş. Adam hemen eve gelmiş ve kızarak hanımına şöyle demiş: "Ben sana kimseye bir sadaka vermemen için yemin verdirmedim mi? Allah Celle Celaluhu için verdim" diye cevaplamış hanım. Adam kalkmış, tandırı yakmış ve tandır iyice ısınınca hanımına demiş ki: "Kalk kendini Allah için şu tandıra at bakalım." Kadın kalkmış, ziynetlerini takınmış. Münafık ziynetleri bırakmasını isteyince ona demiş ki: "Seven sevdiği için süslenir. Ben de sevdiğimi ziyarete gidiyorum." Bu sözlerden sonra tandıra girmiş, münafık koca da tandırın kapağını kapatmış ve gitmiş. Tam 3 gün geçtikten sonra münafık gelip tandırı açmış. Kadının Allah'ın izni ile tandırın içinde yanmadan sapasağlam durduğunu görünce şaşırıp kalmış. Bu sırada gaybden şöyle bir ses işitmiş: "Sevdiklerimizi ateşin yakmadığını bilmiyor musun?" Anlatıldığına göre Firavun'un karısı Asiye imanını kocasından gizlemekteydi. Firavun karısının iman ettiğini anlayınca ona işkence yapılmasını emretti. Firavun karısına dininden dön diye her türlü işkenceyi yaptırdı, fakat Asiye dininden dönmedi. Büyük sopalar getirerek dininden dönmesi için vücuduna vurdu. Asiye'den şu cevabı aldı: "Sen ancak bedenime karşı zorbalık yapabilirsin. Kalbim Rabbimin himayesi altındadır. Bütün organlarımı tek tek kessen bile bu ancak Rabbime olan muhabbetimi artırır." Tam bu esnada Musa aleyhisselam oradan geçer. Asiye ona seslenerek der ki: "Ey Musa, Rabbim benden razı mı yoksa öfkeli mi, söyle." Musa aleyhisselam şu cevabı verir: "Ey Asiye, göklerdeki melekler özlemle seni gözlüyorlar. Allahu Teala seninle iftihar ediyor. Ne istiyorsan bana söyle, isteğin mutlaka yerine getirilecektir." Bunun üzerine Asiye şu dilekte bulundu: "Rabbim, bana katından cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü işinden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar." Selman radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Asiye'ye kızgın güneşin altına bırakılmak suretiyle de işkence yapıyorlardı. Onu güneşin altına bırakıp gittiklerinde melekler kanatlarıyla onu gölgelemekte ve cennetteki evini göstermekteydi. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle nakleder: Firavun karısı Asiye için yere 4 kazık çaktırmış, onu yatırıp bağlatmış ve göğsü üzerine değirmen taşı koydurarak güneşin altına bırakmıştı. Asiye bu halde iken başını kaldırmış, "Rabbim, bana katından cennette bir ev yap" diye dua etmişti. Hasan-ı Basri der ki: "Allahu Teala Celle Celaluhu ona en şerefli kurtuluşu nasip etti ve cennette yüceltti, orada yiyip içer." Bu hadise şunu gösteriyor: başımıza mihnet ve musibet geldiğinde Allah'a sığınıp iltica etmeli
ve ihlasla ondan kurtuluş istemeliyiz. Bu, tarih boyunca müminlerin ve salihlerin uyguladıkları gelenektir. 11. Bölüm Allah'a itaat, Allah ve Resulünü sevmek. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Resulüm de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Bilmelisin ki kişinin Allah'ı ve Resulünü sevmesi, onlara itaat etmesi ve emirlerine boyun eğmesi demektir. Allah-u Teala'nın kulu sevmesi ise ona nimetler ihsan etmesi ve onu bağışlamasıdır. Denilmiştir ki bir kişi hakiki kemalin sadece Allah-u Teala'ya ait olduğunu, kendisinde veya başkalarında görülen kemalin Allah'tan ve onun yardımıyla geldiğini idrak ettiği zaman muhabbetini de sadece Allah'a tahsis eder, diğerlerini de onun rızası için sever. Bu anlayışta kişiyi Allah'a itaat etmeye ve kendisini Allah'a yaklaştıracak işlere rağbet göstermeye sevk eder. İşte bu sebeple sevmek, itaat etme istek ve arzusu olarak tefsir edilmiştir. Ayrıca bu sevgi Allah-u Teala'ya ibadet ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymayı zorunlu kılar. Hasan-ı Basri radiyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bazı kimseler "Ey Muhammed, biz Rabbimizi seviyoruz" demişlerdi ve ayet bunun üzerine inmişti. Bişr-i Hafî radiyallahu anh anlatır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi rüyamda gördü. Buyurdular ki, "Ey Bişir, Allah seni akranların arasında nasıl yükseltti biliyor musun?" "Hayır, bilmiyorum ey Allah'ın Resulü" dedim. "Salihlere hizmet ettiğin, mümin kardeşlerine nasihat ettiğin, arkadaşlarına ve sünnetime uyanlara sevgi beslediğin ve benim sünnetime uyduğun için" buyurdular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, "Kim benim sünnetimi ihya eder, yaşayıp hayata geçirirse beni sever. Beni seven de kıyamet günü cennette benimle birlikte olur." Yine Şiratul İslam'da nakledilen meşhur bir hadis-i şerifte, insanların bozulduğu ve farklı görüşlerin ortaya çıktığı zamanda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sarılanlara 100 şehit sevabı verileceği müjdelenir. Hazreti Peygamber diğer bir hadislerinde şöyle buyurur. "Yüz çevirenler hariç bütün ümmetim cennete girecektir." Sahabi-i kiram "Yüz çevirenler de kim?" diye sordular. Buyurdu ki, "Kim bana itaat ederse cennete girer, kim asi olur itaat etmezse o yüz çevirmiş demektir. Sünnetime uygun olarak yapılmayan her amel isyandır. Derler ki birinin havada uçtuğunu ya da deniz üzerinde yürüdüğünü ya da ateşe ağzına alıp yediğini veya bunlara benzer olağanüstü bir şey yaptığını gözlerinizle görseniz, eğer bu kişi bilerek ve kasten Allah'ın bir farzını veya sünnetlerden birini terk ediyorsa, o kişi yalancı ve sahtekar biridir. Onun bütün bu yaptıkları ise keramet değil, istidraçtır. Böylesi durumdan Allah-u Teala'ya sığınırız. Cüneyd-i Bağdadi radiyallahu anh şöyle der. Kimse Allah'ın yardımı olmadan onun rızasına kavuşamaz. Allah'ın rızasına kavuşmanın yolu ise Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve onun yoluna uymaktır. Şiratul İslam'da nakledildiğine göre Ahmet bin Ebil Hivari der ki, "Sünnete uymadan yapılan her amel batıldır, geçersizdir." Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. "Sünnetimi bozup yozlaştıranlara şefaatim haramdır." Anlatıldığına göre adamın biri delilerden birinin işini görür. Bu durumu Maruf-i Kerhi radiyallahu anh'a haber verir. O da tebessüm eder ve şöyle der. "Ey kardeşim, Allah'ı sevenler arasında küçüğü var, büyüğü var, akıllısı var, delisi var. Senin işini gördüğün şu kişi de o delilerdendir." Cüneyd-i Bağdadi radiyallahu anh der ki, "Bir gün şeyhimiz Seriyyus Sakati radiyallahu anh hastalandı. Ne hastalığına bir deva bulabildik,
ne de hastalığının sebebini anlayabildim. Bize mütehassıs bir doktor tarif ettiler. Şeyhimizin idrarından bir miktar şişeye koyarak o doktora götürdük. İdrarı aldı ve uzun uzun inceledi. Sonra bu idrar aşık birine aittir dedi. Ben bir çığlık atarak bayılmışım ve şişe de elimden düşmüş. Sonra şeyhimin yanına döndüm ve doktorun söylediklerini ona anlattım. Tebessüm etti ve Allah iyiliğini versin, nasıl da gördü dedi. Ey üstadım, demek muhabbet idrarda bile belli olurmuş dedi. Evet diye karşılık verdi. Fudeyl radıyallahu anh şöyle der. Sana Allah'ı seviyor musun diye sorduklarında sükut et. Eğer hayır desen küfre girersin. Şayet Allah'ı sevenlerde bulunması gereken vasıflar sende bulunmadığı halde evet seviyorum desen Allah'ın gazabını üzerine çekmekten sakın. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle der. Allah-u Teala'yı seven kişiyi seven kimse gerçekte Allah'ı seviyor demektir. Allah-u Teala'ya ihtiramda bulunan kişiye hürmet gösteren kişi de hakikatte Allah'a ihtiram gösteriyor demektir. Sehil radıyallahu anh der ki, Allah-u Teala'yı sevmenin alameti Kur'an-ı Kerim'i sevmektir. Allah'ı ve Kur'an'ı sevmenin alameti Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmenin alameti sünnetini sevmektir. Sünneti sevmenin alameti ahireti sevmektir. Ahireti sevmenin alameti dünyaya buğz etmektir. Dünyaya buğz etmenin alameti karnını doyuracak ve ahiretini kazanacak amelleri yapmayı sağlayacak kadar dünyalık ile yetinmektir. Ebu'l-Hasan Ez-Zencani şöyle der. İbadetin temeli üç esas üzerine kurulmuştur. Göz, kalp ve dil. Göz ibret alarak ibadet eder. Kalp tefekkür ederek ibadet eder. Dil doğru söyleyerek, tesbih çekerek ve zikir yaparak ibadet eder. Nitekim Allah Celle Celaluhu buyurur. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin. Revnakul Mecalis'te şöyle anlatılır. Abdullah ve Ahmet bin Harp bir yerde bulunuyorlardı. Ahmet bin Harp yerden bir parça ot kopardı. Abdullah ona dedi ki, bu hareketin sana beş şeye mal oldu. Birincisi, onunla ilgilenmen kalbine Allah'ı tesbih etmekten alıkoydu. İkincisi, nefsini Allah'ın zikrinden başka bir şeyle meşgul etmeye alıştırdın. Üçüncüsü, başkalarının da aynı şeyi yapmalarına öncülük ettin. Dördüncüsü, kopardığın otun Allah'ı tesbih etmesine mani oldu. Beşinci ise kıyamet günü için Allah-u Teala'ya kendi ellerinle aleyhine bir delil takdim etmiş oldum. Seriyyus Sakati radiyallahu anh der ki, Cürcani'yi sevik yutarken gördüm. Neden başka bir yemek yemiyorsun diye sordum. Ben bir yiyeceği çiğnemek ile yutmak arasında 70 tesbihlik bir zaman geçtiğini hesapladım. Bundan dolayı 40 senedir ekmek çiğnemedim diye karşılık verdi. Sehil bin Abdullah 15 günde bir yemek yerdi. Ramazan ayı geldiğinde sadece bir defa yemek yerdi. Bazı zamanlar 70 gün yemek yemeden sabreder. Yemek yediğinde zayıflar, acıktığı zamanlar kuvvetlenirdi. Ebu Hammad el-Esved Mescid-i Haram'da 30 sene mücavir olarak ikamet etti. Bu süre içinde hiç yemek yediği ve Allah'ın zikrinden geri kaldığı görülmedi. Amr bin Übeyd ancak üç şey için evinden çıkardı. Cemaatle namaz kılmak, hasta ziyaret etmek, cenazeye katılmak için. O şöyle derdi. Bana göre insanlar hırsız ve eşkıya. Ömür ise paha biçilemeyecek bir mücevher. Bu ömür mücevherini ahirette baki kalacak bir hazine haline getirmek gerekir. Biliniz ki ahireti arzulayanların dünyadan yüz çevirmeleri gerekir. Ancak böyle yaparlarsa bütün himmetlerini bir noktaya yoğunlaştırabilir, zahirleri yani dışları ile batınları yani içleri arasında bir uyumsuzluk olmaz.
Bu hali korumak ise ancak zahir ve batını zapt-u rapt altına almakla mümkün olur. Şibli radıyallahu anh şöyle der: İlk zamanlar uykum geldiğinde gözlerime tuz sürerdim. Daha fazla uyku bastırınca sürme milini ısıtır, onunla gözlerimi sürmelerdim. İbrahim bin el-Hakim şöyle der: Babamın uykusu geldiğinde denize girer yüzer, denizdeki balıklar etrafında toplanır, onunla birlikte yüzerlerdi. Anlatıldığına göre Vehb bin Münebbih radıyallahu anh uyku ihtiyacından kurtulmak için Allahu Teala'ya dua etmiş, duası kabul buyurularak 40 sene gece uykusu uyumamıştır. Hasan bin el-Hallaç topundan dizine kadar 13 pranga vurur ve bu şekilde her gece 1000 rekat namaz kılar. Cüneyd-i Bağdadi radıyallahu anh da ilk zamanlarında çarşıya gelir, dükkanını açar, perdesini asar, 400 rekat namaz kılar ve evine döner. Habeşi bin Davud da 40 yıl yatsı abdestiyle sabah namazı kılmıştır. Mümin devamlı abdestli bulunmalı, abdestini her bozduğunda abdestini tazeleyip 2 rekat namaz kılmalı. Bulunduğu meclislerde hep kıbleye dönük oturmaya çalışmalı, kendisini sürekli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda oturuyormuş gibi tasavvur ederek durumuna çeki düzen vermeli, sükunet, vakar ve mürakabe hali üzere olmalı, eza ve meşakkatlere karşı tahammüllü olmalı, yaptığı kötülükler için istiğfar etmeli, nefsini ve amelini beğenme, ucub tuzağına düşmemeli. Çünkü ucub şeytana özgü bir ameldir. Alçak gönüllü olup nefsini hep hakir görmeli. Salihlere saygı ve tazim göstermeli. Zira salihlere gerekli hürmeti göstermeyenleri Allahu Teala onların sohbetine dahil olmaktan mahrum bırakır. Ve her kim ibadete gösterilmesi gereken hürmeti yerine getirmezse Allahu Teala ibadet zevkini onun kalbinden alır. Fudeyl bin İyaz radıyallahu anh'a sordular: İnsan ne zaman salih sıfatını kazanır? Kişinin niyetinde başkalarına nasihat etmek olduğu, kalbinde korku olduğu, dilinde doğruluk olduğu ve azalarında salih amel olduğu zaman. Yüce Allah Celle Celaluhu Miraç'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme buyurdu: Ey Ahmet! Eğer insanların en muttakisi olmak istersen dünyada zahid ol, ahirete rağbet et. Ya Rabbi, dünyada nasıl zahid olayım? Dünyadan sadece ihtiyacın kadar olan yiyecek, içecek ve giyecek al. Geri kalanını terk et. Yarın için bir şeyler biriktirme ve zikrime devam et. Ya Rabbi, zikrine nasıl devam edeyim? İnsanlardan uzaklaş, halvete çekil. Uykun namaz, azığın açlık olsun. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Zühd insanın kalbine ve bedenine huzur verir. Dünyaya fazla rağbet göstermek ise üzüntü ve kederi artırır. Dünyaya düşkünlük bütün hataların başı, zühd ise her türlü iyilik ve ibadetin temelidir. Salihlerden biri bir cemaatin yanından geçiyor. Baktı ki orada bir doktor hastalıkları ve devalarını sayıyor. Ona dedi ki: Ey vücutları tedavi eden, kalpleri de tedavi ediyor musun? Evet ediyorum. Bana kalbinin hastalığını söyle. Kalbimi günahlar kararttı, katılaştırdı ve kuruttu. Bunun bir ilacı var mı? Böyle bir kalbin ilacı gece gündüz Allah'a tazarru ve niyazda bulunmak, istiğfar etmek, derhal aziz ve gaffar olana ibadete yönelmek, melik ve cebbar olana tövbe edip özür dilemektir. Hasta kalplerin ilacı budur. Şifayı verecek olan Allahu Teala'dır. Salih zat bu sözler üzerine bir çığlık attı ve ağlayarak yürüyüp gitti. Giderken şöyle diyordu: Sen ne güzel doktorsun. Kalbimin hastalığına doğru teşhis koydun. Doktor da şöyle karşılık verdi: Bu yol tövbe ederek tevvab olan Allahu Teala'ya yönelenlerin kalplerinin tedavi yoludur. Anlatıldığına göre adamın biri bir köle satın alır. Köle efendisine der ki: Efendim, üç şartım var.
Birincisi, vakti geldiğinde farz namazı kılmama engel olmayacaksın. İkincisi, gündüz bana dilediğini emredebilirsin. Gece ise bir şey emretmeyeceksin. Üçüncüsü, evinde bana bir oda ayıracaksın. Oraya benden başka kimse girmeyecek. Bu şartları kabul ediyorum. Hadi evi gel, kendine bir oda seç. Köle evi dolaştı ve kendisine harabe bir oda buldu ve bunu seçtim dedi. Adam dedi ki, ey delikanlı, harabe bir oda seçtim. Köle, efendim, Allah ile beraber olunca harabe yerlerin bağ bahçe olduğunu bilmiyor musun? Genç gündüzleri efendisine hizmet ediyor, geceleri de Rabbine ibadetle geçiriyordu. Günler böyle geçip giderken, bir gece efendisi evi gezerken gencin odasına ulaştı. Baktı ki oda aydınlık içinde, genç secde halinde, gencin başı üzerinde gök ile yeryüzü arasında asılmış bir kandil ve genç bu halde Rabbine şöyle niyazda bulunmakta. Allah'ım, gündüzleri efendimin haklarını ve hizmetini üzerime yükledim. Eğer bu sorumluluğum olmasaydı, gecemi gündüzümü sana ibadetle geçirirdim. Mazeretimi kabul buyur ya Rabbi. Kölesinin bu halini gören efendisi, sabahtan yeri ağrına kadar ona baktı. Sabah olunca kandil geri alındı ve evin tavanı kapandı. Adam geri döndü ve durumu hanımına haber verdi. İkinci gece olunca hanımını elinden tutarak gencin odasına kadar geldiler. Genç yine secde halinde ve başında kandil duruyor. Onun kapısı önünde durup sabah oluncaya kadar ağlayarak onu seyrettiler. Sabah olunca genci çağırdı ve şöyle dedi. Sen Allah rızası için azatsın. Artık gece ve gündüzünü mazeret beyan ettiğin Rabbine tam olarak ibadete verebilirsin. Köle ellerini semaya kaldırdı ve şu beyti söyledi. Ey sırların sahibi, artık sır oldu ayan, şöhret olduktan sonra yaşamak istemez kulum. Sonra genç ellerini açtı ve Allah'ım senden ölüm diliyorum dedi, vefat ederek yere düştü. İşte salihlerin, aşıkların ve Allah'ı arzulayanların halleri böyleydi. Zehr-ül Riyaz'da şöyle anlatılır. Musa aleyhisselamın çok samimi bir arkadaşı vardı. Bir gün Musa aleyhisselama der ki, ey Musa, Allah'a dua et, kendisini bana tam manasıyla tanıtsın. Musa aleyhisselam dua eder ve duası kabul edilir. Arkadaşı dağlara düşer, vahşi hayvanlarla birlikte yaşamaya başlar. Musa aleyhisselam arkadaşını kaybedince şöyle der. Ya Rabbi, arkadaşımı, can dostumu kaybettim. Kendisine şöyle cevap gelir. Ey Musa, beni hakkıyla tanıyanlar asla insanlarla dost olup onlarla bir arada bulunmazlar. İsa aleyhisselam ile Yahya aleyhisselam çarşıda yürüyorlarken aralarından bir kadın ikisine çarparak geçer. Yahya aleyhisselam şöyle der. Vallahi bu kadının çarpmasını hissetmedim. İsa aleyhisselam der ki, Subhanallah, vücudun benim yanımda, peki kalbin nerede? Ey teyzem oğlu, eğer göz açıp kapayasıya kadar kalbim Allah-u Teala'dan başkasıyla mutmain olsa, Allah'ı tanımadığımı düşünürüm. Denilmiştir ki, hakikaten Allah'ı tanımak, gerçek marifetullah, dünya ve ukubadan soyutlanarak sadece Mevla'ya yönelmek, muhabbet şarabıyla sarhoş olup ancak cemalini görünce Rabbinin nuru içinde olduğu halde ayrılmaktır.